Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Hocam. Bugün sizinle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı örnek sorularının çözümünü yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi geldik 1. sorumuza. Demiş ki arkadaşlar, verilen ifadelerin hangileri önermelidir? 10 puanlık soru imiş. Bakalım. Önerme olması için mantık neydi arkadaşlar? Kesin bir hüküm bildirmesi gerekiyordu. Sinemaya gidelim mi? Kesin bir hüküm bildiriyor mu? Hayır. O yüzden buna biz önerme diyemeyiz. En büyük rakam 9'dur. Bu bir önermedir. Eyvah geç kaldım. Bu bir önerme değildir. Tüm doğal sayılar pozitiftir. Bu bir önermedir. Tek çift asal sayı 2'dir. Yine bu da bir önermedir diyoruz arkadaşlar. Basit bir konu ve bunu her yazılıda hocaların sorduğu bir soru kalıbı. Geldik ikinci soruya. Yukarıda verilen doğruluk tablosunda x, y, z, t harflerin yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sırasıyla yazınız demiş. Şimdi P1, Q1 demiş. Tamam. Burada bizim x'i bulmamızı istiyor. Ne yapabiliriz burada? P'miz 1'di. 1'in değil arkadaşlar, 0 değil mi? 0 ve 0 olacak x için. X için konuşuyoruz. V bağlacında bir tane 0 varsa her şeyi 0 yaptığı için x'imiz kesinlikle 0 oluyor. Diğerine geldik. P'nin değili. Y için konuşuyorum burada. P'nin değili nedir arkadaşlar? 0'ın değili 1. 1 ve 1 1'dir arkadaşlar. O yüzden y'ye 1 yazdım. Veya bağlacına geldik. P'miz 0. 0 veya Q'nun değili 0 oluyor. 0 veya 0 0'dır. Z'ye 0 dedim. T için konuşalım. T için ne yapacağız arkadaşlar? P 0 veya Q'nun değiline 1, 0 veya 1, 1 oluyor diyoruz. Doğruluk değerlerimiz x'imiz 0. Şunu şöyle düzeltelim. Y'miz 1, z'miz 0, t'miz 1 olarak yazıyoruz. Geldik 3. sorumuza. Demiş ki P ise Q'nun değili veya Q ve P önermesinin en sade şekli nedir diye sormuş. Arkadaşlar P ise Q'nun değilini De Morgan kuralından hatırlayın. P ise Q eşittir. P'nin değili veya Q demekti. O zaman ben bu P ise Q yerine bunu yazdım düşünün. P'nin değili veya Q'nun en dışında değili varmış. Veya Q ve P diyor. Peki değili içeri dağıtırsam ne olacak arkadaşlar orada? P ve Q'nun değili veya P ve Q. Q ve P, P ve Q aynı şey de ona öyle yazayım derim. Şimdi ikisine de ortak ne var arkadaşlar? P var. O zaman ben şu P'yi dışarı alayım. V'yi de dışarı alayım. Q'nun değili veya Q kalıyor parantez içinde. Q'nun değili veya Q nedir? Bir tane hani veya bağlıca bir tane 1 varsa her türlü 1 olduğu için burası 1'e eşittir. Bu işlemin sonucu P ve 1 oluyor. Arkadaşlar P 1 ise 1 olur. 0 ise 0 oluyor. O yüzden cevabımızı biz P olur diyoruz. Geldik 4. sorumuza. Bu önermenin değilini sormuş. Yani olumsuz olarak bakacağız. Olumsuzu nedir arkadaşlar bunun? Bu ters A'nın anlamı neydi? Her demekti. Bunun tersi nedir? Bazı x eleman ne? X sıfırdan büyüktür diyor. Sıfıra eşit ya da küçük olacak. Veya bazı demiş. Bunu her'e çeviriyoruz. Her x eleman ne? 3 eksi x sıfıra eşit ya da büyük olur diyoruz. Devam edelim. 5. sorumuza geldik. Oy, demiş ki A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere. A kümesinde eleman sayısı B kümesinde eleman sayısından 2 fazla. Buna x desek o zaman bu x artı 2. A kümesinin alt küme sayısı B kümesinin alt küme sayısından 96 fazla olduğuna göre B kümesi kaç elemandır? Arkadaşlar alt küme formülümüz neydi? 2 üzeri n'di. Şimdi A'nın alt küme sayısı nedir? 2 üzeri x artı 2. Bu A için konuşuyorum. Peki B'ninki ne olur o zaman? 2 üzeri x. Alt kümelerinin farkını istiyor bizden. 2 üzeri x artı 2 eksi 2 üzeri x 96 diye almış. Peki ikisinde de ortak ne var? Yani ortak parantezi aldığımızı düşünün. 2 üzeri x var. 2 üzeri x ile neyi çarparsam 2 üzeri x artı 2 yapar? 2 üzeri 2. 2 üzeri x ile neyi çarparsam 2 üzeri x yapar? 1'i.
Ondan sonra eşittir 96 diye yazdım. 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıktı. 3 çarpı 2 üzeri x eşittir 96. Her tarafı 3'e bölersem arkadaşlar 2 üzeri x 32 yapıyor. X de buradan 5 yapar diyoruz. X'imiz 5'miş. Bizden b'yi istiyor zaten. B'nin eleman sayısı da x'ti. X demiştik. O yüzden cevabımız 5 oluyor diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Diyor ki gözlüklü ve gözlüksüz öğrencinin bulunduğu bir sınıfla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Gözlüklü kız öğrenci sayısı, gözlüksüz erkek öğrenci sayısının 2 katı. Bunlar da şu tablo olayını kavrarsınız arkadaşlar. Çok çok rahat oluyor. Gözlüklü, gözlüksüz, kız, erkek diye yazalım. Şunu rengini değiştireyim, siyah alayım. Şimdi gözlüklü kız öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısının 2 katıdır. Gözlüksüz erkekler şurada, buna x diyeyim. Gözlüklü kızlar 2x olacak. İlk madde tamam. Gözlüklü erkek öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısından 3 eksiktir diyor. Gözlüksüz erkekler x'ti. Bundan 3 eksik oluyormuş. O zaman burası x eksi 3 oldu. Şunu şöyle uzatayım. Gözlüksüz kız öğrenci sayısı şu sol alttaki boş kısım. Gözlüklü kız öğrenci sayısının yarısından 3 fazla. 2x'in yarısı x. O zaman burası da x artı 3. Gözlüksüz veya erkek öğrenci sayısı 24'tür demiş. Gözlüksüz veya erkek. Şimdi arkadaşlar gözlüksüz veya erkek demek ne demek? Veya bağlacında. Önce bir gözlüksüzleri bir toplayalım. X artı 3 ile x'i toplarsam gözlüksüzler 2x artı 3 değil mi? Erkeklerin toplamı ne? 2x eksi 3. Veya bağlacı kullandığı için hani a artı b eksi a kesişim b. Öyle bir formülümüz vardı. Şimdi gözlüksüz kişileri topladık. 2x artı 3 artı erkekleri topladım. 2x eksi 3 eksi hem gözlüklüz hem gözlüksüz hem erkek öğrenciyi çıkaracağım. X. Burası 24 ediyormuş. Toparlarsak arkadaşlar şunlar birbirini götürdü. 2x, 2x, 4x, 1x çıktı. 3x'imiz 24. X buradan 8 geldi. Tamam. Sınıf mevcudu kaç durumda? Şimdi bunların hepsini topladığımızı düşünün. Şuraya yazayım. 2x, 3x, 4x, 5x. 5x artı. Bunlar birbirini götürdü. Mevcudumuz bizim 5x. 5 çarpı 8'den 40 yapar diyoruz. 40 yapar. Evet. Geldik 7. sorumuza. Tablet ve bilgisayarın en az birinin bulunduğu bir site sakinleri. Şimdi en az biri derse bilin ki evrensel küme yok. Tamam mı? Direkt iki kümeyi kesiştirin bitsin. Yani şöyle. Dur, elim çarptı. Şimdi şöyle iki kümeyi kesiştirelim. Tablet ve bilgisayar. Demiş ki yapılan bir sayımda ailelerin %73'ü tablet, %42 bilgisayar oynatıyor. Şimdi kaçında hem tablet hem bilgisayar vardır diyor. Arkadaşlar normalde hepsinin toplamı %100 olacak. Ama bunları topladığın zaman 100'ü geçiyor. İşte o geçtiği kısım bizim kesişim noktamızı veriyor. 73 ile 42'yi toplarsak arkadaşlar ne yapıyor? 115 yapıyor. %100'den çıkarırsam bunu. 115'ten de 100'ü çıkarttık. Ne kaldı? 15. Yani %15'i bizim ikisini birlikte oynuyor. Durum budur. Evet geldik 8. sorumuza. A kartezyen B. Birleşim B kartezyen C'nin eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi A kümesinde arkadaşlar x eleman tam sayıları için eksi 3 ile 2 arasında hangi sayılarımız var? Onları bir yazalım. Nedir onlar? Eksi 2, eksi 1, 0, 1. Peki. 0 x kare demiş. 0'dan büyük, 7'den küçük bir şeyin karesi ne vardır arkadaşlar? 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Başka da bir şey yok. C'yi zaten vermiş. A kartezyen B. A kartezyen B'nin eleman sayısı ne olur arkadaşlar? Birinde 4 tane, birinden 2 tane. 4 çarpı 2'den. Burası 8 geliyor. B kartezyen C. B kartezyen C ne olur? Bunda 2 tane var. Bunda kaç eleman var? 2, 4, 5 tane var. 2 kere 5, 10. Bunları birleşim demek, toplam demek. Toplarsak kaç yaptı? 18. Geldik 9. sorumuza.
A ve C birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 3A eksi 4B artı 5C ifadesinin en küçük değeri kaçtır demiş. Birbirinden farklı rakamlar dediği için arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey şu. Bu ifade en büyük olacaksa negatife bizim en büyük değeri, pozitiflere en küçük değeri vereceğiz. En büyük negatif, negatife en büyük, pozitiflere en küçük değeri vereceğiz. Negatif sayıya en büyük rakam ne verebilirim ben? 9. Bunlara da en küçükleri vereceğim pozitif oldukları için. Şunun katsayısı büyük olduğu için buna 0 diyeyim. Şuna da 1 yazayım. 3 çarpı 1 eksi 4 çarpı 9 artı 5 çarpı 0 diye yazdık. 3 kere 1 3. 4 kere 9 36. 5 kere 0 0. 3'ten 36 çıkarsa ne kaldı? Eksi 33 yapıyor diyoruz. Tamam. Ve geldik son sorumuza. En büyük x, y, z sayısının 36 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. İki basamaklı x, y sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. 5 ile bölünme kuralı neydi arkadaşlar? Sonu hem 0'a hem 5'e bölünecek. Yani sonu hem 0 hem 5 olabilir. Ben o yüzden buna ya 0 ya 5 diyeceğim. Y, x iki basamaklı sayı dediği için aşağıda demek ki y 5 olarak alacağız. İki basamaklı y, z sayısı 4 ile tam bölünebiliyor diyor. Y'nin 5 olduğunu biliyorum ya. 5z olarak yazayım. Şimdi 4 ile bölünme kuralı nedir arkadaşlar? Son 2 basamağı 4 ve 4'ün katı olacak. Bu 5z'yi 50'lerde düşünün. 40, 44, 48, 52, 56 oluyor. O yüzden ben z'ye ya 2 verebilirim ya da 6 verebilirim. Bunları da yazdık. Şimdi geldik aşağıya. Zx sayısı 9 ile tam bölünmektedir. Zx. Şimdi z yerine ben ya 2 yazabilirim, ya 2x diyeceğim ya da 6x diyeceğim. Tamam mı? 9 ile bölünme kuralı rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olacak. Ben x'e en büyük ne verebilirim? 7. 6'ya en büyük. Yani 2, 7 daha 9. 6 ile neyi toplarsam 9'un katı olur? 3'ü. Bunlar içinden en büyük x, y, z sayısı diyor. Arkadaşlar ben x'e en büyük 7 verebilirim. Y'ye en büyük zaten tek bir değer verebiliyorum 5. Z'ye de en büyük 6 mı verebiliyorum? Yok. 6 verebilirsem, evet 6 verebiliyorum. 756. 36 ile bölünme kuralı neydi? Hem 4'e hem 9'a bölünecek. 56 4'e bölünüyor. 9 ile bölünme kuralı 7, 5, 12. 6 daha 18. 18 9'a bölünüyor. Bunun cevabına ben 0 diyebilirim. En büyük x, y, z sayısının yazılabileceği, evet. En büyük değerimiz bu olmuş oluyor. Benim için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınıza başarılar. Görüşürüz.